Arkadaşlar herkese merhabalar. Alabaca Fix'ten Boğaçan ben. Bugün size Alabaca Fix Akademi'de neler yapıyoruz onlardan bahsedeceğiz. Akademimizde yani eğitim bölümümüzde neler yapıyoruz? Neler gösteriyoruz kurslarımızda? Bize eğitim almak isteyen, birebir eğitim almak isteyen ustalarımıza ve usta adaylarımıza nelerden bahsediyoruz? Nasıl eğitim veriyoruz? Onlardan bahsedeceğiz. Gelin hep beraber şimdi onları görelim. Ustalarım buralar zaten bizim eğitim bölümlerimiz. Şimdi biraz karışık olabilir arkadaşlar. Karışıktan kastım. Yani eğitim bölümünde burası arkadaşlar savaş alanı gibi oluyor. Gerçekten eğitim verirken çok karışık oluyor. Çünkü her zaman devamlı onu oradan al, onu oraya götür, işte kalıpları getir, mikroskobu getir, sıcak havaya getir vesaire, bayağı bir karışıklıklar oluyor. Yani burası savaş alanı gibi oluyor. Şu an onun için biraz dağınık. Ama ben size normal fotoğraflarında ilerleyen günlerde böyle tam cam gibi olan bölümleri de size izletirim, gösteririm. Şimdi Furkan ustamız bizde eğitimde neler yapıyor şu anda? Zaten görüyorsunuz iPhone cihazlarımızın hard diski yani NAND'ını söküyor. NAND'ını söküp ona müdahale edecek. Şimdi kenarlarını kazıyor ve ona göre müdahale edecek. Abi şurada karşıda bir tane kapasitörü oynattım. Tamam. Tamam sorun değil. Onu daha sonra şey yaparım. Tamam. Yerine aynen takabiliriz. Ustalar burada gelen ustalarımız ilk önce arkadaşlar power supply kullanımı, şema kullanımı, şemalarda neler yapıyoruz, arıza takipleri nasıl kovalıyoruz, telefonun işlemcisi, telefonun power entegresi, telefonun hard diski nasıl çalışıyor, bunlardan bahsediyoruz. Bunun ilk önce mantığını gelen ustalarımıza bunu aşılıyor. Daha sonra arkadaşlar uygulamalarımız var. Uygulamalarımızı yapıyoruz. Yani entegre sökme takma, sıcak hava kullanımı, lehim yapma, kalıp yapma, birçok yani bunu şu anda saymakla bitmez. Birçok uygulamalarımız var. Çift katmanlı anakartların yapıları, çift katmanlı anakartların kalıplanmaları, arızaların tanımları vesaire bütün çalışmaların yapıyoruz. Zaten burada ilk önce biz yapıyoruz. Daha sonra gelen arkadaşımız, usta adayımız uygulamayı kendisi yapıyor. Hem mikroskoptan hem gözle hem bunu kayıt altına alıyoruz. Hem şemalarımız bu şekilde detaylı olarak görüntüleniyor. Genelde arkadaşlar birebir eğitimlerimiz oluyor. Çünkü birebir eğitimler daha kaliteli, daha faydalı oluyor. Yani birden fazla kişi gelirse onunla da hizmet veriyoruz. Ama birebir eğitimler hem daha faydalı oluyor hem de arkadaşlar 6 gün boyunca daha fazla iletişim halinde olabiliyoruz. Diğer türlü daha fazla yoğun oluyor. Yani daha fazla bizi hem gelen kursiyerimiz işte 10-15'li gruplar mesela eğitimler oluyor. Buna karşıyız arkadaşlar. Maksimum 3 kişi. Bizim eğitimlerimizde maksimum 3 kişi oluyor. Birebir eğitim oluyor. Biz 3 kişiyle çok rahat ilgilenebiliyoruz. Bu gelen ustalarımızın tamamı da 3 kişide çok rahat bir şekilde hem arıza tanımını, hem el pratiğini, hem ilerleyen dönemlerdeki cihazların mantığını kavrayıp ona göre yorum yapabiliyorlar. Biz de zaten bunun için buradayız. Yani biz doğru tamir yapılmasını istediğimiz için, gerçekten kaliteli servislerin oluşmasını istediğimiz için buradayız arkadaşlar. Eğitime gelmek isteyen ustalarımızın bütün tezgahlarını, sistemlerini kuruyoruz. Yani mikroskop, sıcak hava, havya, kullanılan bütün kalıplar, anakartlar, lehimler tamamı bize ait ve tamamını ustamız sadece eline defter ve kalem alarak eğitimimize geliyor. Bütün detaylı anlatımlarını zaten biz burada kendimiz gerçekleştiriyoruz. Eğitimlere birebir veriyoruz ve kesinlikle aracı hiçbir kimse yok. Ne Çinli, ne İngiliz, ne Rus hiç kimseden yardım ve destek almıyoruz. Ne çevirmen var, ne farklı bir durum var. Direkt bizimle irtibatta. Bunun en önemli konusu şu. Şimdi arkadaşlar Çin'den veya da diğer mağazalardan, işte diğer ülkelerden gelen ustalar oluyor. Bu ustalar bir çevirmenden sonra anlatmak istediği şey değişiyor. Yani bizim anlatmak istediğimiz şey tamamıyla birebir iletişimde olduğumuz için net oluyor. Yani ben burada bir kalıp yapmayı 20 tane farklı şekilde anlatabilirim. Ama diğer çevirmen olursa arada farklı konularda farklı şekilde anlatımlar gerçekleşebiliyor. Ki zaten bunu biz şemalarda, şematiklerde, telefonun işleyişinde, yani telefon nasıl çalıştığında, şematik mantığında, telefon nedir nasıl çalışır, entegre nedir nasıl çalışır, devreler nasıl çalışır, bir ışık nasıl çalışır, bir power entegre nasıl çalışır, işlemci nasıl çalışır, protokoller nedir, bu I2C hatlarında neler gerçekleşiyor, neden bu hatlar konulmuş, neden, ne işe yarıyor, bunların tamamını net bir şekilde anlatıyoruz. Mantığını kurduktan sonra önünüz arkadaşlar pancar motor da gelse çok rahat bir şekilde onu tamir edebilecek kıvama geliyorsunuz. Zaten el işçiliğimizi kendimiz gösteriyoruz. Yapılması gereken işleri gösterdiğimiz için yapılan hataları kendi gelen ustalarımız kendisi kafasından çıkarıp ha doğru buymuş deyip ilerliyor zaten. Bu şekilde oluyor. Evet, arkamızdaki sistemde ise sosyal medya hesaplarımız yönetiliyor. Ekip arkadaşlarımız bunlarla arkadaşlar bu sistemlerle sosyal medya hesaplarımızı yönetiyor. Gerek video düzenlemeleri, gerek şema çizimleri, gerek bizim sosyal medya hesaplarımızdaki düzenlemeleri bu arkadaki sistemde yapıyoruz. Zaten biliyorsunuz genelde canlı yayın ve birebir videolarımız oluyor. Online eğitimlerimizi genelde buradan yapıyoruz. Videolarımızı düzenleme ve yükleme işlemleri buradan yapılıyor. Benim paylaştığım şemaların %99'unu ben bu sistemde size çizip sizin anlayacağınız dile getirip ve bu şekilde paylaşıyorum. Daha sonrasında yeni çıkan sistemler yani iPhone 14 Pro Max, Pro gibi cihazlar, yeni sistemler. İlerleyen günlerde iPhone 15 çıkacak. Bu gibi sistemlerin şematiklerine ulaşıp alabildiğim kadar datayı Ar-Ge yapıyorum arkadaşlar. O Ar-Ge yaptığım, çalışma yaptığım, Ar-Ge çalışmalarını yaptığım sistem bu sistem. Burası çünkü daha sakin, daha stabil. Benim için daha rahat ve bilgisayar ve sistem olarak da daha kurgu yapabileceğim bir bölüm. Bazen CSGO'dur, işte Diablo'dur falan takılıyoruz. Furkan ustam da bu arada NAND'ı sökmüş, şimdi bana söyledi. Bazen işte Diablo'dur, Counter Strike'tır, işte Knight'tır falan
falan oyunlar takılıyoruz. Burada problemler bazen evle alakalı oluyor ama olsun, yine de biz bu sistemi seviyoruz, işimizi seviyoruz. Birden fazla şey yapmayı seviyoruz. Her ne kadar yorulsak da arkadaşlar, bunların tamamını sizin için yapıyoruz. Şimdi ustaların bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi, ayda kaç tane eğitim verebildiğimiz. Şimdi şöyle, biz ayda ne kadar çok eğitim verdiğimizle alakalı değil, ne kadar çok kişiye sağlam eğitim verdiğimizle ilgileniyoruz. Yani örnek verelim, burayı 10 kişiyi doldurup tabiri caizse kötü bir eğitim vermektense, biz kaliteli bir eğitim ve kaliteli insana bu işi öğretmenin peşindeyiz. Yani bu işi herkese öğretmektense, işi yapacak kaliteli insanların öğrenmesini taraftarıyız. Bir. İkincisi, ortalama bizim burada eğitimlerimiz aylık olarak ayda maksimum 4 ila 5 kişiye eğitim veriyoruz. Çünkü diğeri hem verim düşüyor hem de bizi çok yoruyor arkadaşlar. Yani yoksa biz burada ayda 15-20 kişiyi buraya doldurup hani öyle sallamasyon eğitimler verip parayı cebe de doldurabiliriz. Ama bizim vizyonumuz bununla alakalı değil. Biz tamamen kaliteli işçilik, kaliteli işçi yetiştirmek, kaliteli usta yetiştirmek ve bunların bizi temsil etmesinin taraftarıyız arkadaşlar. Ve en önemlisi insan biriktirmek. 81 ilde en az 3'er 5'er tane şu anda ustamız var. Bizi seven, bizi sayan. Tamamıyla zaten bir tura çıktığımızda görüşeceğiz ve görüşmeye de devam ediyoruz. Bunlara da oradan herkese selamlar. Bütün ilimizi, ilçemizi seviyoruz, sayıyoruz. Ustalarımıza da selamlar gönderiyoruz. Arkadaşlar, genelde teknik servis malzeme isteği ve bizden isteyen ustalarımız oluyor. Yani teknik servis masaları ve sistemleri kuruyoruz. Dedeme bir saygı duruşu. Dedemizi öpelim. Dedem benim, bizim şirketimizin kurucusu. Evet. Bizim ailemizin yöneticisi ve bize verdiği öğütlerden dolayı ona saygıyla, minnetle anıyoruz dedemizi. Duacımız. Bizim politikamızı dedem geliştirmiştir. Bizim hayatımızı tamamen o tasarlamıştır ve onun izinde gidiyoruz. Şimdi bizim burada teknik servis malzemelerimiz var. Bu malzemeler ne işe yarıyor? Arkadaşlar, biz eğitim verdiğimiz ustalarımız aynı zamanda teknik servis sistemi de kuruyoruz. Yani kurduğumuz sistemde mikroskop, sıcak hava, cımbız, her şeyine. Bakın örnek verelim. Burada cımbızlarımız var. Eğitime gelen ustalarımız buradaki teknik servis malzemelerinden alarak, satın alarak hem %10 indirimli bunlardan satın alabiliyor hem de doğru ürünü alıyor. Biz burada her ürünü satmıyoruz. Sadece kullanıp onayladığımız ve kalitesine güvendiğimiz ürünleri satıyoruz. Onun için bütün teknik servis ustalarımız eğitimden sonra sistemlerini kurduğu zaman onlara da birebir kendimiz destek oluyoruz. Hangi teknik servis malzemesi kullanılması gerektiğini, hangi ürünün daha kaliteli, hangi ürünün daha düşük seviyede olduğunu, hangi ürünün daha pahalı ama piyasasına göre daha uçuk olduğunu biz arkadaşlar onlara da yardım ediyoruz. Onlara da bilgisini veriyoruz. Yani eğitime gelen ustalarımız zaten desteğimiz devam ediyor. Yani burada eğitimi bittikten sonra eve gitti. Daha sonra böyle bir şey, hani iletişim kesildi, böyle bir şey yok. WhatsApp gruplarımız var, Facebook gruplarımız var. Bunları aynı gruplara alıp daha sonra onlara desteklerimiz devam ediyor. Bu da aynı şekilde, eğitim de aynı şekilde. Hem teknik servis malzemesi olarak, tedariği ve onların kullanım şekli olarak, hem de eğitim devamı olarak bütün ustalarımıza eğitimlerimiz ve eğitim sonrası desteklerimiz devam ediyor. Mesela bunlar sıcak havalar arkadaşlar. Bunlar sıcak hava tabancası. Sıcak hava üflüyor buradan. Entegreleri sökmeye yarıyor. Aynı şekilde sıcak havalar. Multimetreler, yani masa tipi multimetrelerimiz. Havyalarımız, sıcak hava üfleme istasyonlarımız. Bakın çeşit çeşit. Her çeşit var havyalarımız. Daha sonra birkaç çeşit sıcak hava üfleme istasyonumuz mevcut. Genelde üst segment olarak JBC ürünlerimiz var. Onları zaten daha önce tanıttık. Quick ve JBC ürünleri var. Onları tanıttık. Bunlar biraz daha ekonomik anlamda daha düşük. İlk giriş seviyesinde kullanılacak ekipman listesi. Bu sıcak havalar ne işe yarar diye sorular geliyor. Bu sıcak havalar arkadaşlar 380-480 derece arası, yani 0 ile 480 derece arası sıcaklık üflüyor. Yani ucundan sıcaklık dereceleri çıkıyor. Bu sıcaklıkla biz entegrelerimizin lehimlerini eritip o entegreleri yerinden sökmeyi ve entegreyi tekrardan yerine kalıplamayı, yani yerine takma işlemi yapıyoruz. Bunlar olmazsa zaten o entegreyi oradan herhangi bir şekilde sökemezsiniz. Lehimlerimizi eritemezsiniz. Evet, mikroskoplarımız var. Entegreleri sökerken, takarken anakartlara, çiplere ve komponentlere müdahale ederken yakınlaştırmamız gerekiyor. Yani onlar çok küçük olduğu için arkadaşlar 100 kat, 80 kat, 45 kat yakınlıkta çalışmamız gerekiyor. Bunlar için biz mikroskop kullanıyoruz. İsterseniz trinoküler, yani kamera çıkışlı. Trinoküler kamera çıkışlı, yani biz demin gösterdiğimiz gibi çalışmalarımızı kamera takıp onu izleyebildiğimiz sistemle. İsterseniz kamera çıkışsız veya trinoküler üçüncü izlemeli. Bakın bu şekilde. Üçüncü gözle, yani ben burada çalışırken orada da ustamız buradan inceleme yapabiliyor başka bir gözle. Bu şekilde veya hiç kamerasız, üçüncü çıkışsız mikroskoplarımız da mevcut. Bu mikroskoplar olmazsa biz mikro işlemleri, yani şu an yaptığımız mikro işlemleri yapamayız arkadaşlar. Bu işlemlerin tamamı mikro seviyede, yani küçük ufak parçalara söküp takıyoruz. Ana olay buradan geçiyor yani. Olay tabii ki. Olay bu mikroskopların altlarında. Şöyle şu anda ustamız çalışıyor. Evet. Mesela Furkan ustam şu anda cihazının hard diskini sökmüş. Altındaki epoksiyi temizliyor mesela. Buradan şöyle yakınlaşırsan kamerada mesela biz görüyoruz. O yaptığı işlemi mesela şu anda Furkan ustamız şu anda hard diskin altını temizliyor. Arkadaşlar şöyle yakınlaşırsam kameraya, yaptığı işlem neden mikroskopta yapıyoruz onu daha iyi anlayacak.
olacaklar. Bakın yaptığımız işlemi görüyor musunuz? Çok ufak, mikroskopta çok büyük görünüyor, bakmayın. Yaptığımız işlemler, büyük küçük bir işlemler, mikroskopları onun için kullanıyoruz. Yani daha farklı büyütmek için, büyüttüğümüzü daha detaylı görmek için kullanıyoruz. Çünkü onların altındaki bacaklar, onların altındaki pedler, o pedler kopabiliyor. Yollar kopuyor. Biz onlara müdahale ediyoruz ve onları tekrardan, hatları tekrardan birbirine bağlayarak oradaki devrenin çalışmasını sağlıyoruz. Arkadaşlar, akademi bölümümüz bu kadar. Yani şu anda yaptığımız işlemler bunlar. Daha çok videolar gelecek. Akademi bölümünden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz de eğitim almak istiyorsanız ve doğru tamir yapmak istiyorsanız bizim iletişime geçin. Bizim iletişime geçtikten sonra abone olup katıl butonuna tıklayıp beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı işler. Kolay gelsin.